Çünkü Kıbrıs'ta bir skandal yaşanıyor, bir kriz var resmen. Hani neredeyse peynir ekmek gibi dağıtılan diplomalardan söz ediyoruz. Üniversite diplomaları, lisans diplomaları. Sonuçta böyle bir durum söz konusu. Tutuklananlar var ve bu skandal giderek büyüyor. Türkiye'ye doğru uzanan bir skandaldan söz ediyoruz. Birazdan Hüseyin Ekmekçi ile konuşacağız bu konuyu. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni adada. Neler konuşuluyor, o ayrıntıları öğrenmeye çalışacağız. Geçelim Türkiye'nin gündemine. Türkiye'nin gündeminde Sinan Ateş davasıyla ilgili iddianame ve Devlet Bahçeli'nin talimatı ya da tavsiyesi diyelim yumuşatarak üzerinde birkaç saat sonra o iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi meselesine. İddianamenin içinin boş olduğunu defalarca söyleyen hukukçular ve özellikle de Özgür Özel'in bu konudaki ısrarı sonuç vermedi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Bugün de Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı bu konuya değindi. Bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve ya adalet ya kıyamet diye bir açıklama yaptı ve öylesine bir durum söz konusu ki bugün o iddianamenin içerisinde yer bulmayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Bu ifadeleri T24'ten Asuman Aranca yazdı ve oldukça çarpıcı yönüyle bu konuya da değineceğiz. Önce Musavat Dervişoğlu'nun bu sabah grup toplantısında, üstelik de ilk kez genel başkan sıfatıyla katıldığı grup toplantısında yaptığı konuşma. Ben bir soruşturmanın neticesi, 146 sayfalık bir hatır senedi adeta. Bir hatır senedi. Cinayetin tüm ayrıntılarının araştırıldığı, tüm iddiaların değerlendirildiği, tüm tanıkların ifadeleri doğrultusunda bir hukuk metninin ortaya çıktığını düşünüyorsanız yanılırsınız. Bu sözde iddianameyle hiçbir iddianın araştırılmadığı, cinayetin neden işlendiğinin bile sorgulanmadığı, bilirkişi raporunda ifade edilen hiçbir hususa yer verilmediği, tanıkların ve şüphelilerin beyanlarının sorulan sorular bağlamında ayıklandığı, hatta bir utanç belgesi olarak acılı eşi Sayın Ayşe Ateş'in ifadesine dahi yer verilmediği, hukuk tarihine kara bir leke olarak kazınacaktır. Bu bir iddianame değil, hukuk tarihimizin adeta çamur belgesidir. Bu bir iddianame değil, çamur belgesi dedi Musavat Dervişoğlu. Ya adalet ya kıyamet dedi. Peşine sonuna kadar düşeceklerini bu konuyu söyledi. Özgür Özel zaten bizzat Ayşe Ateş'le yaptığı görüşme de var biliyorsunuz bu konuda. Ayşe Ateş'in de bu konuda ki ifadeleri ortaya çıktı. Az önce gün ortasına Asuman Aranca da bağlandı. Bu ifadeleri basına yansıtan, kendi çalıştığı T24 sitesinde yayınlayan avukat Mehmet Saral da çok önemli açıklamalar yaptı. Ülkü Çoban'ın yönettiği ve sunduğu gün ortası programında çok önemli açıklamalar oldu. İzlemenizi tavsiye ederim doğrusu. Sinan Ateş davası ile ilgili çok çarpıcı açıklamalardı. Ayşe Ateş'in hani iddianame içerisinde yer almayan ifadelerine Asuman Aranca ulaştı. T24 sitesinde yayınladı. İfadede diyor ki Ayşe Ateş, eşinin Ülke Ocakları Başkanı olmasından sonra sürekli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ve Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kontrolünde olan bazı isimlerin de yönettiği sosyal medya hesaplarından eşi aleyhine paylaşımlar yapılmaya başlandığını söylüyor. Rahmetli eşim diyor, kendisine karşı medya üzerinden yapılan saldırıların Mersin'de meydana gelen olay ve devam eden süreçlerde yaşananların ve kendisinin aleyhine gerçekleştirilen faaliyetlerin mevcut Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım ve kendisinden önce Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı yapan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz'un birlikte hareket etmek suretiyle planlandığını defalarca kez bana ifade etmişti diyor. Eşim bana bunları anlatmıştı diyor. İfadesinde bütün bunlara yer veriyor. Burada tabii kilit isimler ortaya çıkıyor. Olcay Kılavuz mesela, o dönem Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ki azmettirici olan, bu cinayetin azmettiricisi olan kişi Olcay Kılavuz'un evinde yakalandı. Ve buna rağmen Olcay Kılavuz'un
ifadesine savcılık başvurmadı. Halbuki şu anda dokunulmazlığı da yok, milletvekili de değil ama Olcay Kılavuz'un ifadesine başvurulmadı. Bu azmettirici senin evinde ne arıyor diye sormadı savcılık. Bunu da söyleyelim ve bu konunun gündemi, bu konu gündemimizi daha çok işgal edecek ve mahkeme başladıktan sonra da çok yakından takip edilecek olan bir cinayet davası bu. Bu cinayet derken siyasi bir dava olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yargının bu kadar etkisi altında kaldığı, yargının siyasetin etkisi altında kaldığı bu dava zaten iddianamedeki boşluk ve de neredeyse yani çok basit bir cinayetmiş gibi aksettirilmesi ortaya çıkartıyor. Sanki sokakta yürüyen bir kişiye husumeti olan bir kişi ateş etti ve bitti. Bu dava bu şekilde devam ediyor gibi hazırlanmış bir iddianameden bahsediyoruz. Keşke bu iddianameyi Asuman Arancı hazırlasaydı. Dört dörtlük bir şekilde her şeyi ortaya çıkardı. Başından beri zaten yaptığı haberler nedeniyle hem davalık oldu, mahkemeye verildi, hem de bu arada iki kez ödül aldı yaptığı Sinan Ateş haberleriyle ilgili. Asuman Arancı, bunu da bir meslektaş abisi olarak gurur duyduğumu kendisiyle de söyleyeyim doğrusu. Afşin Hatimoğlu dün akşam Tele1 ekranlarındaydı. Hukukçu kendisi ve onun da yaptığı çok çarpıcı açıklamalar var. Ölüm listesinin hazırlandığını söylüyor 2021'de. Birçok ismin orada olduğunu söylüyor. Bu listedeki isimlerin saldırıya uğradığını ve Sinan Ateş gibi isimlerin de öldürüldüğünü anlattı. Bu bir siyasi cinayet. Bunun önü, arkası, tevili falanı filanı yok. Bu cinayet bir siyasi cinayet. Hiç kimse Hacettepe Üniversitesi'ndeki bir öğretim üyesini katletmek için torbacıdan hukukçuya, polisten MİT'çiye kadar bir ekip kurmaz. 2021 yılında Halk TV'de katıldığım bir programda ölüm ve saldırı listelerinin olduğunu söyledim. Ölüm listesi var, saldırı listeleri var. Bir yıl sonra Çağrı Ünal olayı ve Sinan Ateş olayı oldu. Her gün tehdit alıyorum. Yazdım, Twitter'a da yazdım. 3 tane pusula bıraktım dedim yakınlarıma. Başıma bir şey gelirse bunu ilgili yerlere verin. 3 farklı kişiye. 2 kere koruma talep ettim. Ve yıldım artık, yıldım. Yani bunların lafından, küfründen, hakaretinden 80 tane dosya verdim savcılığa, suç duyurusu 80 tane. Sadece 3 tanesinde kovuşturma açtılar. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi cinayet başlığı kapsamında bu dosyayı Avrupa Konseyi'ne, Avrupa Parlamentosu'na taşımalı. Bu olayı sağcılar aydınlatamaz. Bu olayı yine üzerine gidip çözecek olan solculardır. Solcu aydınlara güveniyorum ben. Sağcılardan hiçbir şey olmaz. 16 aydır ortada bir cinayet var. Bir tane milliyetçi STK'nın eylemi yok. Milliyetçi aydınların bir tane deklarasyonu yok. Bir tane, bir metre yürüyen bir Allah'ın kulu yok. Tahir Elçi, Hrant Dink katledildiğinde kendi camiaları onları, evet, kutup seviyesine çıkartıp sahip çıktılar. Devletle ters düşülmeme refleksi, küçüklükten beri yetiştirilmeci bu teslimiyet, bunlarla bu iş çözülmez. Yine bu işi vicdanı olan solcular çözer inşallah. Evet, Sinan Ateş davasının yakından takipçisiyiz. Devam edeceğiz bu davayı takip etmeye. Bu arada emekliler hazır olsun, 26 Mayıs'ta Ankara'da bir miting var. Bunu resmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı ve bütün emeklileri, hatta emeklilerle dayanışma içerisinde olan herkesi davet etti. 26 Mayıs'ta Ankara'da büyük bir yürüyüş yapılacak ve bir miting gerçekleşecek. Maaşı Aralık sonunda 1 Ocak'taki 10 bin lira 1872 lira kaybetti. Yani bugünkü 10 bin lira o günkü 8200 lira oldu. Ama birileri enflasyon düzeltmesi yapmamaktan, emeklinin durumunu iyileştirmemekten, çünkü para bulamamaktan şikayet ediyorlar, bahane ediyorlar.
ve emeklinin sesini duymuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün emeklileri ve onlara destek vermek isteyen herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara'daki Büyük Emekli Mitingi'ne davet ediyorum. Büyük Emekli Mitingi'ne. Örgütlerimizle orada olacağız. Emeklilerin yanında olacağız. Emeklilere söz verdik. Onlar yıllarca bu memlekete hizmet ettiler. Alın teri döktüler. Göz nuru döktüler. Dirsek çürüttüler. Nasırlı elleriyle hizmet ettiler. Şimdi onları unutamayız. Herkes bir gün emekli olacak. Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak. Özgür Özel her iki liderle, yani Erdoğan ve de Bahçeli ile yaptığı görüşmelerin tümünde emekliler konusuna yer verdi. Onu da hatırlatalım. Tabii emekliler 10 bin lirayla nasıl geçinecekler? Onun için bu mitinge katılmaları gerekiyor. En azından kendilerini ifade etmeleri, o kalabalığın ne kadar yoğun olduğunu görürse eğer iktidar bu konuda bir adım atma arzusu hissedebilir. En azından sokağın sesi haline dönüşsünler emeklilerin sesi. İktidara yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz, kendisine gazeteci diyor ama resmen bir trolden bahsediyoruz. Eski Yeni Şafak çalışanı CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. İşte o ziyarette sadece bu fotoğraf yok, aynı zamanda başka fotoğraflar da var. Böyle işte el sıkışan, sarılan ve bir fotoğraf. Aynı zamanda İYİ Parti'nin artık grup başkan vekilliğine getirilen ve ilk günü olan Turan Çömez'i de ziyaret etti İYİ Parti'yi. Halbuki hem İYİ Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne resmen kendi sosyal medyasından saldıran, hatta büyük yalanlar uyduran bir kişiden söz ediyoruz. Bu ziyaret tabii ki tepkiyi çekti. Ama Özgür Özel de İsmail Küçükkaya aracılığıyla da bu tepkilere cevap verdi. Diyor ki, onu gösterelim tweetini. İsmail Küçükkaya'nın bir tweeti var. Onu gösterelim ve sosyal medyadan diyor ki Özgür Özel'den o fotoğraf için açıklama. Geçmişte televizyon programlarına katıldığım birisi dün de Ankara'da birçok siyasiye uğramış. Bana da mecliste uğradı. Nikah davetiyesi verdi. Mecliste kapının önünde biz seni içeri almayız diyecek halimiz yok dedi. Demek ki televizyon programlarına da katılmış Özgür Özel bu arada, onu da öğreniyoruz. Ancak tabii içeride oturan samimi bir sohbet fotoğrafları da var. Sadece içeri almakla kalmamış, uzun süre bir sohbette olduğunu anlıyoruz tabii. Bütün bunlar özellikle muhalif medyanın mensuplarının çepkisine uğradı, onu da söyleyelim. Şimdi kimdir bu Taha Karagöz, niçin böyle şeylerden bahsediyoruz diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ve Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristlerin çalıştığını yazan, çizen ve zan altında bırakan, dolayısıyla Süleyman Soylu'nun işte o yalan ifadeleri, yalan açıklamalarının altyapısını hazırlayan bir kişi. O tweetini paylaşalım. Birinci tweet diyor ki, evinizin önündeki parkın çimlerini biçen İstanbul Büyükşehir Belediye personeli muhtemelen birkaç yıl önce Kuzey Irak'ta hemzemin geçitlere EYP, yani bomba yerleştiriyordu. Yeni Şafak'tan alıntı yapmış. Yeni Şafak'ta diyor ki PKK'nın dağ kadrosundan teröristler de var İBB'de. Halen PKK kamplarında yakınları bulunanlar da bunlardan, işte neyse okumayayım ama sonuçta Yeni Şafak'ın bu hunharca saldırısını, üstelik de saldırısını destekleyen bir tweet atmıştı. Hatırladığımız buydu. Daha birçok şey var. Bir başka tweeti daha vardı. O da özellikle 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan, evlendirilen hatta neredeyse Yusuf Ziya Gümüşel'in beni 6 yaşında evlendirdiler dediği kızı diyor. HGK ki davası devam ediyor. Düğün fotoğrafı ortaya çıktı. Çocuğunu düşürdükten sonra psikolojisi bozulan bir kadın üzerinden İslam'a ve Müslümanlara dilediklerince hakaret ettiler. Çünkü dertleri ne kadın ne de çocuktu. Dertleri İslam'dı diye eklemiş hatta. Bu kişi işte, yani o 6 yaşında tecavüze uğrayan, cinsel istismara uğrayan kız çocukla ilgili hükmünü vermiş beyefendi. Hani devam eden davayla ilgili de hiçbir ayrıntısı yok, hiçbir cevap yok. Sadece
işte çocuğunu düşüren bir annenin, psikolojisi bozulan bir annenin, işte kadının üzerinden İslam'a ve Müslümanlara dilediklerince hakaret ediyorlar diyor. İşte bu kişi dün Özgür Özel'in konuydu ve düğün davetiyesi vermiş. Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya gele Turan Çömez'in kısmını çok ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum ama Turan Çömez'e de ciddi bir tepki vardı bu konuda. Ona tepkiyi de İyi Partili özellikle Lütfü Türkkan gösterdi. Hem kurucusu hem de Kocaeli Milletvekili. Üstelik de hakaretamiz cümlelerle diyor ki partimize, kurucu genel başkanımıza, bize çeşitli iftiralar atarak yalan haber yapmakta usta gazeteci görünümlü bir şahsa, işte o cümlesini okumayayım, yıllarca bize saldıran bir trolü grup başkan vekilinin ilk gününde makamda ağırlamak çok iyi fikirdi diyor. Devamını niyaz ederiz diye de bir açıklama yapmış. Sonuçta böyle bir durumda söz konusu oldu. Geçelim Kıbrıs konusuna. Birazdan konuğum olacak Hüseyin Ekmekçi, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni. Kıbrıs'ta resmen bir skandal yaşanıyor. Kıbrıs'ta resmen bir kriz şu anda yaşanıyor. Aslında çok önceden bunun konuşulması gerektiğini bilenlerdenim. Kuzey Kıbrıs'ta sahte diploma skandalı giderek büyüyor. Soruşturma kapsamında TRT temsilcisi Sefa Karahasan, İçişleri Bakanlığı eski sekreteri Remziye Seven için hukuki süreç başladı. Ve Karahasan da ifadesinde istersen bir günde diploma alabilirim diyerek kurulan sistemi kabul etti. Kuzey Kıbrıs'ta ortaya çıkan sahte diploma skandalı giderek büyüyor. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yürütülen soruşturma kapsamında TRT Kıbrıs temsilcisi Sefa Karahasan'la İçişleri Bakanlığı eski sekreteri hakkında yargı süreci başlatıldı. Sefa Karahasan tutuklandı. Mahkeme Karahasan'ın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. Normal şartlarda 2025 güz döneminde mezun olması gereken Karahasan'ın alması gereken 18 dersin sadece 14'ünü aldığı ve hiçbir derse katılmadığı belirtildi. Sefa Karahasan verdiği ifadede her şey okulun küçük hissedarı ve aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Serdal Gündüz'le birlikte yaptığını ve isterse bir günde diploma alabileceğini itiraf ettiği ileri sürüldü. Sahte diploma skandalında adı geçen bir diğer isim ise İçişleri Bakanlığı eski sekreteri Remziye Seven'di. Aynı üniversitede işletme yönetimi bölümünde 8 Mayıs 2023 tarihinde kayıt yaptıran Seven, 4 yıllık lisans eğitimini 47 sahte ders notuyla tamamlayarak 45 günde mezun olan isimlerden biri. Geçmiş aylarda üst düzey yetkililerin, polis ve askerlerin tutuklandığı skandala karışanlar listesine yeni isimler de eklenmeye devam ediyor. Kıbrıs Türk basını ilerleyen günlerde bu listenin büyüyebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Para karşılığı lisans, yüksek lisans ve doktora alınması şüphesiyle başlatılan soruşturmanın insan kaçakçılığı şüphesiyle genişletildiği ve soruşturmanın üst düzey siyasilere de uzanabileceği düşünülüyor. Kıbrıs'ta sahte diploma skandalıyla gündeme gelen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Kurucusu ise Ece Uysal, yani MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın eşi. Levent Uysal aynı zamanda İstanbul'da bulunan Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu. Kıbrıs'ta ortaya çıkan skandalın Türkiye ayağı olup olmadığı tartışılırken gözler şimdi Yükseköğretim Kurumu'nda. Evet değerli izleyiciler, bu konuyu enine boyuna konuşmak için sevgili Hüseyin Ekmekçi ile birlikteyiz. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni. Merhabalar sevgili Hüseyin, hoş geldin yayınımıza. Zeynep Gül'e çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Vallahi enerjime hayran kaldım. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi tabii para karşılığı olduğu söylenen lisans, yüksek lisans, doktora hatta alınması şüphesi var. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle de genişletildiği söyleniyor bu soruşturmanın ve üst düzey siyasilere de uzanabileceği düşünülüyor. Üst düzey siyasiler Kıbrıs içerisinde mi, Türkiye'deki siyasetçiler mi, ne ayrıntılar sizde aslında? Zeynep Lüle aslında üst düzey siyasetçilere ulaştı. Örneğin Ulusal Birlik Partisi içerisinde bir milletvekili var. Henüz gidip ifade vermedi milletvekili dokunulmazlığının da arkasına sığınarak. Biz yalnızca sahte diploma olayını konuşuyoruz bununla ilgili ama bu ülkenin çok değerli bürokratlarının diplomalarının sahte olduğunu öğrendik biz. Ve bu bürokratlar bir bir görevlerinden alındı. Profesör olan YODAK Başkanı düğün bastışı aldı ve farklı dönemlerde okulun muhasebesinde kendisine para verildiğine yönelik iddialar ortaya atıldığı için görevinden alındı. Eski YODAK Genel Sekreteri mahkemeye çıkarıldı. Dolayısıyla
olayın iki bu eski bir bakan hapse düştü, günlerce yargılandı ve serbest bırakıldı, tutuklu yargılandı. Dolayısıyla Zeynel Lüle, olayın iki boyutu var. Bir, sahte diploma boyutu. İki, okulun sahipleri diyor ki 20 milyon euro çalındı. Dolayısıyla ben daha önce yaptığım yayınlarda da bunun altını çizdim. Eğer bu ailenin, yani Uysal ailesinin parası çalınmamış olsaydı bu sahte diploma olayı ortaya çıkmayacaktı. Yani aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamusunun içerisinde, Ulusal Birlik Partisi etrafında ve Demokrat Parti etrafında dönen bir olay bu. Örgütlenme adına da bu diplomalar çatır çatır verilmiş. Yani Remziye Seven ve Sefak Karahasan üzerinde duruyor Türkiye basını daha çok. Neden? Çünkü bir İçişleri Bakanlığı bakanının eski ama şimdikinin değil, evet, sekreteriydi. Diğeri TRT'nin Kıbrıs temsilcisiydi. Dolayısıyla bu isimler üzerinde daha çok duruluyor. Bir düzeltmeyi daha yapmak istiyorum. Sefa Karahasan'ın TRT ile iş akdi 18 Nisan tarihinde sonlandırıldı. Tutuklandığında TRT ile iş akdi yoktu. Bu düzeltmeyi yapmak bu peki iş akdi bu konunun bilincinde olduğunu mu gösteriyor TRT'nin? Yani benim şüphem o yönde. Bak, evet, sen de hemen yılların tecrübesi. sen de hemen tak onu söyledin, yani aklımıza ilk gelen o. Dolayısıyla bu da duyurulmadı ama kamuoyuna. Yani bizler de TRT Kıbrıs temsilcisi dediğimiz anda bize dediler ki yok, biz 18'inde Nisan ayının ama durdurduk. Sürecin başından beridir bu isim de konuşuluyordu. Sadece bu okuldan aldığı yüksek lisans diploması değil. Şimdi bu doktora. Bunun öncesinde bir master var. Master aldığı bir başka okul var. Onun da sahibi MHP milletvekili Türkiye'de. Dolayısıyla onun da araştırılmasını isteyenler var. Aslında konu şu Zeynel Lüle. Üniversiteler bizim için hayati Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Biz ambargolar altında yaşayan bir ülkeyiz. Uçuş ambargosu var. Bu nedenle ülkeye çok turist gelmiyor. Dolayısıyla üniversiteler aynı zamanda bir ekonomik model olarak da düşünüldü ülkemizde. Yani yılın en az 9 ayı burada yaşayan, ev kiralayan, restoranlarına giden, araç kiralayan, marketlerini kullanan, yurtlarında kalan ve hedef 100 bin öğrenciydi. Ve biz bu 100 bin öğrenci hedefine ulaştık. Birilerinin iştahını kabartmış bu belli ki. Ve gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmadan burada yatırım yapan, işinin başında durmayan ve burayı bir ekonomik faaliyet olarak gören üniversitelerin tümüyle problem yaşıyoruz biz. Ve kötü olan şu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işini dört dörtlük yapan, işinin başında olan ve bu yatırımı bir aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ekonomik beklentileriyle uyumlaştıran, evet, üniversiteler ekonomik faaliyeti olacak olan bir yer değildir. Akademisyenler kızıyor bu söylediklerimize zaman zaman ama bizim için ikisinin bir arada gittiği oluşumlar aslında üniversiteler. Evet, bu ülkede Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi, Lefke Avrupa Üniversitesi gibi, Uluslararası Final Üniversitesi gibi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi gibi işini dört dörtlük yapan, hiç bu tartışmaların içi avukat gibi hiç bu tartışmaların içerisinde olmayan üniversiteler de var ve şu anda Mayıs ayı, Haziran ayı öğrencilerin tercih yapacağı aylar ve bu aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerini de bu anlamda tehdit eder bir noktaya geldi. Biz bunun için de üzülüyoruz. Çünkü birileri kolay fakülte izni alsın diye, kamudaki işleri hızlı yürüsün diye, birileri kendisi için iş takibi yapsın diye, yani örneğin Sefa Karahasan bu üniversitenin mütevelli heyetindeydi de aynı zamanda. Bir üniversitenin mütevelli heyetinde yer almak bu kadar kolay, bu kadar basit mi? Bana böyle bir teklif yapılsa gazeteci olarak, ben bana bu teklifi yapana derim ki, şey, bu benim işim değil, ben gazeteciyim. Yani hakaret olur bu işi yapabilecek olanlara. Ama çıkar uyuşturmuşlar. Ve bu çıkarları karşılıklı kullanmışlar. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine de büyük zarar veriyorlar. Benim hassaten bir Kıbrıslı Türk olarak da sizden ricamdır. Bir
günde lütfen buradaki üniversitelerin aslında şu anda patlayan bu olay gibi olmadığının da anlatılması gerekiyor. Ve biz ihtiyaç duyuyoruz buna. Çünkü bu ülkeyi seven insanlar olarak diyoruz ki birileri bunları kullanıyor olabilir ama ülkenin bütününü bundan zarar görmemesi gerekiyor. Ki siz Sayın Zeyn Ellül'e 2000'li yılların, bak onun öncesi de var da, 2000'li yılların başından itibaren Kıbrıslı Türklerin dünyalı olabilmesi adına vermiş olduğu mücadelenin en yakın tanıklarındandınız. En yakın. Her istediğimizde bizi Brüksel'le buluşturan isimlerden biriydiniz. Ben büyük gurur duyuyorum sizin bu çabanızla ve çok kıymetli buluyorum bugün farklı bir konuyu Zeynel Lüley'le konuşmayı. Neden? Çok teşekkür. O zaman genç olan biz gazeteciler için bir rol modeldi aynı zamanda Zeynel Lüley. Çok yabancı teşekkür. Diliyle, entelektüeliyle, yaptıklarıyla. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Bu ülkenin yine size ihtiyacı var. Neden? Böyle konuş, biz bu konuyu konuşalım, tartışalım ama bu ülke böyle tartışılmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar yeteri kadar bu ülkeyi kumar ülkesi, fuhuş ülkesi, kara para ülkesi veya istediği anda üniversitede diploma alabilecek bir ülke olarak görüyorlar. Öyle değil. Dar bir gruba verilmiş bu diplomalar. Ama bürokrata verilmiş, siyasetçiye verilmiş, gazeteciye verilmiş. Şu anda ekranda görüyorum. Evet. Polise verilmiş Zeynel Lüle, askere verilmiş, eski siyasetçilere verilmiş, onların eşlerine verilmiş. Neden? Çünkü kamudaki işlem, yodak içerisine rüşvet verilmiş. Yani yalnızca diploma yok, rüşvetler verilmiş. Bugün yodak eski başkanı görevinde değil, yodak eski genel sekreteri görevinde değil. Yani fakülte iznine kolay ulaşma, bürokrasi içerisindeki izinlere kolay ulaşma adına maalesef, şimdi diyor ki Levent Uysal ve ailesi, yani Uysal ailesi, Levent Bey milletvekili, dolayısıyla benim hissem yok falan diyor ama yani biz biliyoruz ki aslında işin sahibi o. Yani evet. Milletvekili olduğu zaman bu hisselerini devretmiş, son derece adil, son derece etik bir davranışta bulunmuş ama sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bugün bir ülkedeki tüm üniversiteler sahte diploma verdiler diye tartışıyorlar. Şaibe altında değil mi? Ne günahı var bu ülkede? Evet. Bu ülkede işini tam yapanların, evet, çok sahte diploma verilmiş Zeynel Lüle. Evet. Bunun da bedelini bu yatırımcıların da ödemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ya bu işi kökten temizlerler ya da bu üniversite kapanır, diğer üniversiteler yoluna devam eder. Bizim ne günahımız var ülke olarak? Biz niye bunları yaşıyoruz? Lefkara işini bilirsin değil mi abi sen? Evet, tabii. Biz öyle işledik üniversitede yıllardır bu, evet, ülkede. Nakış nakış. Böyle bir oyanın üzerine, bir bez parçasının üzerine nakış nakış işledik. Lefkara işi gibi 100 bin öğrenci hedefine ulaştık. Bu ülkedeki yatırımların önemli bir bölümü buna yönelik yapıldı. Zerre kadar iznimiz yoktur. Üniversiteler ve turizmle ilgili bu ülkede çok değerli yatırımcılar vardır. Peki. İşlerini dört dörtlük yapanlar vardır. Zeynel Lüle. Bu konuda da yardımınızı istiyorum. Tabii. Ülke adına istiyoruz. Çok teşekkürler Hüseyin Ekmek için. Çok doğru şeyler söyledin. En azından o kasanın içerisindeki çürük elmaları boşaltıp o sağlam elmalarla yola devam etmek lazım. Kıbrıs'ta çok çok güvenilen üniversiteler var. Onları da şaibe altında bırakmamak lazım. Bu nedenle ben Kuzey Kıbrıs'taki adalete güveniyorum. Buradan çok daha iyi işlediğini de görüyorum, biliyorum. Bu nedenle o çürük elmaları temizleyecektir. Çok teşekkürler Hüseyin Ekmekçi. Bizim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her zaman ülkemizle ilgili ne isterseniz Zeynel Lüle, bizden alacaklısınız çünkü. Biz sizi çok bağladık kanallarınızdan. Çok teşekkürler. Çok faydalandık bilgilerinizden. Belki de böyle ödüyoruz bu borcu. Hakkınızı helal edin. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın. İçten duyguların içinde sevgili Hüseyin Ekmekçi. Çok çok sağ olasın. Değerli izleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu skandalı tabii çok daha ayrıntılarını Hüseyin Ekmekçi'den öğrendik. Değerlendirmelerini de duyduk. Çok önemli. Bizde bu yaşanan skandal genele yansımasın. Çünkü bu ülkenin çok kıymetli üniversiteleri var diyor. Çok doğru. Gerçekten de o çürük elmaları temizleyip sağlam elmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim ülkesi olarak yoluna devam edecektir. Biz de
Sonuna geldik programımızın. Yarın saat 16'da Perşembe günü yine buluşmak üzere diyorum ve yarım saat sonra ana haber bülteninde Murat